Merhaba arkadaşlar, UFO'lara inanır mısınız? Uzaylılarla ilgili konuların eskisi kadar çok tartışılmadığını biliyorum. Ama yine de yakın zamana kadar hayatım bir korku filmi gibiydi. Ve hepsi de uzaylıların bizi takip etmesi yüzündendi. Benim adım Elizabeth. Dediğim gibi hikayem ailemizin uzaylılar tarafından nasıl zulüm gördüğü hakkında olacak. Sakin hayatımız gerçek bir kabusa dönüştü. Babam neredeyse aklını kaybediyordu ve bense cehenneme koşmaya hazırdım. Her şey hafta içi sıradan bir akşam sokakta bazı sesler duymamızla başladı. Seslerden önce evimizde ışıklar söndü. İlk başta sigortaların attığını düşündük. Babam bodruma indi ama her şey yolundaydı. Sonra bahçedeki ana trafoyu kontrol etmeye karar verdik. Fenerlerle dışarı çıktık. Bizim ve yan binada hiç ışık olmadığını gördük. Bay Willy, komşumuz, şüpheli bir şey duyup duymadığımızı sormak için hafif bir panik içinde bize geldi. Hayır anlamında omuz silktik ama sonra birden birkaç dakika önce bilmediğim bir tür gürültü duyduğumu hatırladım. Kendisinin de sesi duyduğunu ve evindeki tüm sigortaların açık olduğunu söyledi. Elektrik firmasını aramak istediğimiz anda elektrikler geri geldi. Annem korkuyla çığlık attı ve sonra komşu birkaç gün önce evde olmadığımız zaman da aynı şeyin olduğunu söyledi. Sanırım bir şeyler oluyor dedi ve babam güldü. Ne olabilir, uzaylılar mı saldırıyor acaba diye sordu. Babam ama Bay Willy'nin yüzü ciddiydi. Sen de mi öyle düşünüyorsun diye sordu. Ve babamın gülümsemesi kayboldu. Komşuyu sakinleştirerek bunların çocuklar için peri masalları olduğunu söyledi ve ona iyi geceler diledi. Sonra eve döndük. Ertesi akşam yaklaşık aynı saatte avluda yine bir gürültü duyduk. Ancak şimdi daha da netti. Ses durunca çimlerde garip ayak izleri gördük. Pençe gibiydiler. İnsan dışı boyuttaydılar. Üç parmakları vardı. O anda biz onlara bakarken komşunun evinde korkunç bir ağlama duyuldu. Babam Bay Willy'e koştu. Kapıyı uzun süre açmadı ve babamın kapıyı kırması gerekti. Kapı açıldığında şok olduk. Komşunun evindeki her şey dağılmıştı. Mobilyalar ters çevrilmişti. Annem polisi aramayı önerdi. Bay Willy yerde yatırıyordu. Bağırarak hayır polise gerek yok daha kötü olacak onların olduğunu biliyordum dedi ve ağlamaya başladı. Ve sonra evdeki halıyı gösterdi. Üzerine sıradaki sensin yazısı yakılmıştı ve altta üç parmaklı bir pençe işareti vardı. Çimlerimizdekiydi tamamen aynı. Ne oldu tehdit mi edildiniz diye sordu babam. Bay Willy bunu yapanın kim olduğunu bildiğini ama bize söylerse inanmayacağımızı söyledi. Babam ısrar etti ve komşumuz bunun gerçek bir uzaylı olduğunu, yıllar önce evine geldiklerini ve her şeyin aynı şekilde başladığını söyledi. O zaman karısını almışlardı ve şimdi ona gelmişti. Neden böyle düşündüğünü sorduğumuzda her şeyi kendi gözleriyle gördüğünü, sadece polisin ona inanmadığını ve bu nedenle davanın kapatıldığını söyledi. Onun hikayesiyle kafamız karışmıştı. Bu tamamen saçmalıktı. Evi temizlemeye yardım ettik ve sonra babam onu yatağına yatırdı. Ne olduğunu tartışmaya vaktimiz olmadan önce penceremizde bir karanlık bir ışık belirdi. O kadar parlaktı ki gözlerimizi kamaştırdı. En azından bir şeyler görmeye çalıştık ama işe yaramadı ve yine anlaşılmaz bir ses duyuldu. Bu sefer bir uğultu gibiydi. Avluya koştuk ve gözlerimize inanamadık. Gökyüzünde bir şey çok daha fazla parlıyordu. Yuvarlak bir şekle sahipti, büyüktü ve son derece hızlı hareket ediyordu. Göz atmaya çalıştık ama ne olduğunu çözemedik. O anda komşumuz çıkarak çığlık atmaya başladı. İşte onlar anlaşılmaz figür anında gökyüzünden kayboldu ve Bay Willy ağlamaya başladı. Onu tekrar sakinleştirdik ve aynı uçan dairenin evine girdiğini söyledi. Herkes karımın beni terk ettiğini ve gittiğini düşünüyor ama o gerçekten çalındı ve ben hiçbir şeyi kanıtlayamıyorum dedi. Onun için üzüldüm ama bunun mümkün olduğunu gerçekten inanmadım. Doğru sabah evin avlusunda anlaşılmaz parçalar, detaylar bulduk. Babam onların kesinlikle bir arabaya ait olmadığını, nereden geldiklerinin belli olmadığını söyledi. Sonra uzaylıları tasvir eden broşürler okuduk. Hepimiz için geliyorlar gibi bir şey yazıyordu. Çizimler tehdit ediciydi. İradeyle, isteyerek değil ama her gün aynı anlama gelen olaylar size eşlik ettiğinde ona inanmaya başlarsınız. Hatta ebeveynlerin UFO ile ilgili hikayeyi en son kimin ne zaman gördüğünü veya duyduğunu birbirimize sormaya başladık. İnternette şehrimizle ilgili kayıt arşivlerini araştırmaya karar verdim. Ancak orada çok az bilgi vardı. Bu yüzden yerel kütüphaneye gittim ve maalesef orada da pek bir şey bulamadım. Görünüşe göre bir gazete makalesinde anlatılan olay Bay Willy'nin anlattığı hikayeye çok benziyordu. İnanmak istemedim. Aptalca bunun sadece hayal ürünü olduğundan emin olmayı bile umuyordum. Ancak daha çok bilgi topladıkça daha çok endişeye kapılmaya başladım. Ailem de bulgularından memnun değildi. Komşumuzu biz bulduğumuz için ona bakmayı görevimiz olarak gördük. Çünkü bizden başka kimsesi yoktu. Her gün anlaşılmaz sesler duyduk. Bazen de gecenin ortasında parıldayan parlak bir ışık. Korkmaya başladık. Ve sonra ben aileme sıradakilerin biz olabileceğimizi söyledim. Annemin sesi kaygılıydı. Bunu nereden çıkarttın diye sordu. Ancak broşürde uzaylıların bir algoritmaya göre çalıştıkları bir hikaye okudum. Her 13 yılda bir geliyorlar. 13 yıl önce Bay Willy'nin karısının ortadan kaybolduğu iddia edildi.
Artık ebeveynlerimle yaptığımız konuşmalar korkuyla dolmaya başladı. Hepimiz ona inanmaya başladığımızı çoktan fark ettik. Ancak hangi noktadan sonra inanmaya başladığımız belli değildi. Yine de bu an geldiğinde endişelerimiz ikiye katlandı. Biz uyurken evde bir gürültü oldu. Daha önce dışarıda duyduğumuz sesin aynısı. Sadece şimdi evin içinden geliyordu. Korktuk. Babam bir hafta önce aldığı sopayı tuttu. Annem yastığın altından bıçak çıkarttı. Ben de tenis raketimi aldım. Merdivenlerden dikkatlice indik ve sonra sessizce mutfağa girdim. Ve orada korkunç bir manzarayla karşılaştık. Yere ve duvara bir işaret çizilmişti. Onların işareti. Kanla yazılmış gibi görünüyordu. Rengi o kadar kırmızıydı. Evden kaçtık. Doğruca komşumuza gittik. Onu uyandırdık. Daha önce de ilk başta bu işaretlerin ortaya çıktığını, sonra yatak odasında görüldüklerini ve en sonunda da yatağın yanında onları gördüklerini karısını kaçırmışlardı. Karısına aynen böyle olmuştu. Bu işaretleri umursamadıkları için başlarına bu gelmişti. O kadar korkuyorduk ki ne yapacağımızı bilmiyorduk. Sonra bizden kaçmamızı tavsiye etti. Tereddüt etmeden eve koştuk. Gerekli tüm şeyleri çabucak topladık. Komşuyu da bizimle çağırdık ancak reddetti. Kaderini bekleyeceğini söyledi. Babam her şeyi bagaja yükledi ve neredeyse pijamalarla başka bir şehre dolu yola çıktık. 15 dakika sonra annem bazı belgeleri unuttuğunu hatırladı. Önemli belgelerdi. Bu yüzden geri dönmemiz gerekiyordu. Babam elinden geldiğince hızlı sürdü. Eve vardık babam. Eve girdi ve orada birinin olduğunu anladı. O kadar korkmuştu ki eline gelen lambayı kapıp karanlık silüete geçirdi. Bir çığlık duyuldu, sonra ışıklar yandı. Annem ve ben ışığa koştuk. Evimizde Bay Willy ve onun karısı vardı. Ne olduğunu anlayamadık ama gerçekten bir cevap istiyorduk. Annem polisi aramakla tehdit edince sadece bizi korkutup kaçırmak istediklerini, çünkü uzun zamandır evimizi beğendiklerini ama satın alacak paraları olmadıklarını söylediler. Bizden bu şekilde kurtulmayı planlamışlar. Af üzerine af dilediler fakat babam kendisinin tanrı olmadığını, o yüzden affetmeyeceğini söyleyerek polisi aradı. Şimdi bu ucubeler dolandırıcılıktan hapisteler. Onların hikayeleri de ilginç ama en ilginci bizim başımıza gelendi. Hapishanede hayatlarını gözler geçirmek için çok zamanları olacağını düşünüyorum. Biz de mahkeme kanalıydı. Onlardan aldığımız parayı da evde tadilat yapmaya karar verdik. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanala abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba. Benim adım Nick. Şimdi size bana çok şey öğreten çok ilginç bir hikaye anlatacağım. 1000 kişinin yaşadığı küçük bir kasabada yaşıyorum. Burada herkes birbirini tanıyor. Tanımasalar bile kesinlikle birbirlerini duymuşlardır. Şehrimiz, komşu şehirlere ve yurt dışına sattığımız peyniri ve kaliteli şarabı ile ünlüdür. Hemen hemen her aile bu şarabı nasıl yapılacağını bilir. Elbette büyüdüğüm çevre dünya görüşümü büyük ölçüde etkiledi ve hayatımı şarap yapımı ile birleştirmek istediğime karar verdim. Annem ve babamın ve iki erkek kardeşimin hediyelik eşya satan küçük bir dükkanı var. Turistler şehrimize geldiklerinde hediye almak için mutlaka bize uğrarlar. Ayrıca orada kendi peynirlerimizi ve şaraplarımızı da satıyoruz. Bir keresinde bize yaşlı bir adam geldi. Güzel bir takım elbise giymiş, büyük bir şapka takıyordu. Omuzunda ise alışılmadık derecede güzel bir papağan duruyordu. İtiraf etmeliyim ki böyle bir kuş daha önce hiç görmemiştim. Papağan büyük gagas ve güzel uzun tüyleriyle parlak renkliydi. Gözlerimi alamayarak büyülenmiş şekilde kuşa baktım. Hayranlığımı gören kuşun sahibi şöyle dedi. Papağanımı beğendin mi? Adı Leo. Nadiri görülen bir Inca kakadu cinsidir. Heyecanlı bir şekilde vay dedim ve kuşa dokunmak istedim. Ancak sahibi benden uzaklaştırdı. Leo'nun insanlara zor alıştığını, benden korkarsa uçup gidebileceğini söyledi. O yüzden ona dokunmamam daha iyiydi. Sonra adam mağazamızdaki ürünleri incelemeye başladı. Bir süre hediye aldı ve şarap raflarında durdu. Ona coşkuyla çeşitleri, lezzetleri ve nasıl ürettiğimizi anlattım. Adam bana nazikçe baktı, üzgün bir şekilde şöyle dedi. Bana kimi hatırlattığını biliyor musun? 30 yıl önceki ben. Senin gibi hayallerim vardı. Kendi işimi kurmayı hayal ettim ama ailem desteklemedi. Aksine yasakladı. Kuş üretmeyi hayal ediyordum. Daha çok papağanları. Ve ne var biliyor musun? Onlara itaat ettim ve istediğim yerde, hayal ettiğim yerde çalışmadım. Ama yakın zamanda her şeyden vazgeçtim ve hayallerimi gerçekleştirdim. Artık mutluyum. Papağan ürettiğim küçük bir çiftliğim var. Yeni tanıdığım adama gülümsedim ve aniden kakaduyu omzundan alıp elime koydu. Çok şaşırdım. Görünüşe göre sen iyi birisin. Sevgili evcil hayvanımı onu her gördüğünde hayallerine doğru adım atmanı hatırlatması için sana veriyorum. Ona iyi bak. Nadir bir türdür ve çok pahalıdır. Lütfen ona karşı nazik ol. Çok sevindim ama aynı zamanda kafamda karışmıştı. Daha önce hiç böyle bir hediye almamıştım ve nasıl doğru tepki vereceğimi bilmiyordum. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Adam güldü ve el sallayarak gitti. Yeni evcil hayvanıma baktım
ve yabancı bir adamın onu bana verdiğine inanamadım. Leo şaşırtıcı bir şekilde sakince davrandı ve benden uzaklaşmaya bile çalışmadı. Birkaç hafta geçti. Leo ailemizin tam teşekkürlü bir üyesi oldu. Herkes onu sevdi ve ona sürekli lezzetli yiyecekler verildi. O da kendi başına bir şeyler cıvıldayarak sürekli üzerimizde dolandı. Bir keresinde mağazada annem tezgahta dururken ve ben de yeni ürünleri yerleştirirken aniden bir şey düşmüş gibi bir ses duydum. Koştum ve annemi yerde bilinçsiz bir şekilde yatarken gördüm. Çok korktum. Çığlık atmaya başladım. Ambulans aradım ve annemi uyandırmaya çalıştım. Ambulansa giderken o birkaç dakika sonsuz gibi geldi. Doktorlar annemi sedyeye koyar koymaz babam geldi ve mağazada kalmamı söyleyerek hastaneye gitti. Günün geri kalanında ne yapacağımı bilemedim. Olanlar için endişeleniyordum ve ciddi bir şey olmaması için dua ediyordum. Akşam babam hepimizi evde topladı ve ne yazık ki annemin ciddi bir hastalığı olduğunu ve tedavi için çok paraya uzun bir rehabilitasyona ihtiyacı olduğunu söyledi. Babam miktarı açıkladığında tedavi için mağazayı satmamız veya evi ipotek etmemiz gerektiğini fark ettik. Bütün gece gözümü kırpmadım. O kadar kötü hissettim ki çaresizlikten ne yapacağımı bilmiyordum. Annemin hayatı birkaç destek kağıda bağlıydı. Bu hiç adil değildi. Evin dibinde volta attım. Sonra uzandım. Sonra tekrar kalktım ve odanın içinde dolaştım. Aniden Leo'ya baktım ve aklıma bir fikir geldi. Bu adam papağanın çok nadir olduğunu ve çok pahalı olduğunu söylemişti. Hızlı bir şekilde internete girdim ve bir Inca kakadunun ne kadar edebileceğini aramaya başladım. Fiyatları görünce hemen babama koştum ve gerekli miktarı bulduğumu söyledim. Babam sevindi ve bana sarıldı. Ama aynı zamanda evcil hayvanımdan ayrılacağım için üzülüp üzülmeyeceğimi de sordu. Gerçekten üzüleceğimi söyledim ve annemin sağlığı her şeyden önemliydi. Ayrıca Leo'nun iyi ve sevgi dolu bir ailede olacağına emindim. Web sitesinde papağanın fotoğraflarını ve satış fiyatını yayınladım. Ertesi gün papağanın canını görmek isteyen bir alıcı beni aradı. Bir saat sonra içinden saygın bir adamın çıktığı pahalı bir araba evimize park etti. İçeri girdi ve papağan dikkatlice incelendi. Sonra pazarlık yapmadan para dolu bir bavul uzattı ve papağanı bir kafese koydu. Leo bana üzgün bir şekilde baktı. Onunla vedalaşmak benim için çok zordu. Ama başka seçeneğimiz yoktu. Satıştan elde ettiğimiz geliri operasyon için hastaneye verdik ve dua ederek sonucu bekledik. Operasyon birkaç saat sürdü ve doktor çıkıp her şeyin yolunda gittiğini söylediğinde sevinçten çığlık attım. Annemiz hayatta ve iyi olacaktı. Birkaç aya geçti. Annem daha iyiydi, iyileşiyordu. Hayatımız eskisi gibi oldu. Ama sık sık pencereden dışarı bakıp ilk ve o çok sevdiğim evcil hayvanımı hatırladım. Geçenlerde internette benden papağan alan adamın fotoğrafını gördüm. Doğa ve canlılara aşık olan ünlü birisi olduğu ortaya çıktı. Nadir bulunan hayvan türlerine baktıkları koca bir çiftlikleri vardı. Adam Leo'yu koluna almış ve sevgili evcil hayvanının gururu olduğunu ve ona yaşaması için en iyi koşulları verdiğini söylediği bir röportaj vermişti. Bu sözler beni çok iyi hissettirdi. Leo emin ellerdeydi. Röportajı okurken annemin odaya girdiğini fark etmedim. Bana omuzlarımdan sessizce sarıldı ve teşekkür etti. Onu kurtardığım için ve minnettarlığının bir göstergesi olarak bana yeni bir evcil hayvan alacağını söyledi. Elbette Inca kakadusu alamazdık ama istediğim herhangi bir hayvanı seçebilirdim. Anneme sarıldım ve hediyesiyle annemin hayatını kurtaran o nazik adama içinden teşekkür ettim. Ertesi gün ailem bana sevini bir kakadu aldı ve ona ilk papağanım Leon'un adını verdim. Ve artık şarap üreticisi olmak istemiyorum. Papağanları yetiştirmeye, onları iyi çocuklara ve yetişkinlere vermeye başlayacağım. Çünkü yaşayan bir canlının bakımı ve eğitiminden daha güzel bir şey yok. Videoyu beğendiyseniz beğene basın, kanalımıza abone olun.